Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Adana'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Erdal Bey olacak. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek, hep birlikte izliyoruz. Yaklaşık 20-25 yıldır bu sektördeyim. Kaymakçılıkla uğraşıyorum. Baba mesleğimiz bu. Babam da yaklaşık 40-45 sene kadar bu mesleği sürdürdü. Ondan sonra biz devraldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki efendim, Adana Seyhan'da bulunan işletmemiz ne zaman kuruldu ve ne zamandan beri faaliyette? Evet. Daha önce kaymağın dağıtımlığını yapıyordum. Yani dağıtımcılığını yapıyordum. Fakat daha sonra bir parakendiciliğe girmek istedim. Yaklaşık 2012 yılıydı zannedersem burayı açtığımızda. Yani hemen hemen 9-10 senelik bir süreç var yani. 9-10 seneden beri Adana Seyhan halkına aslında burada en güzel şekilde hizmetlerinizi sunmaktasınız efendim. Peki ürün yelpazemizde, ürün çeşitlerimizde neler var? Asıl işimiz kaymakçılık ama çok daha farklı ürünler görüyoruz burada. Öncelikle ürün yelpazemizi öğrenebilir miyiz? Tabii. Aslına bakacak olursanız, evet, kaymakçılık işimiz ama yurdun dört bir yanından peynir çeşitlerimiz var burada. Yani yöresel köy ürünlerimiz var. Elimizden geldiği kadar bu tür ürünleri buraya getirmeye çalışıyoruz ve bu şekilde burada sunuyoruz yani. Aslında ürün yelpazemiz dediğiniz gibi çok geniş, bir sürü peynir çeşitimiz, zeytin çeşitimiz, yumurtalarımız bulunmakta. Bunları da hizmete sunmaktayız ama asıl işimiz kaymakçılık. Bu anlamda da sizden kaymak hakkında bilgiler almak istiyorum efendim. Üretimi nasıl gerçekleşiyor, nasıl satışa sunuluyor? Evet, kaymak çok hassas bir ürün. Biz manda sütünden yapıyoruz kaymağı tabii özellikle. Manda sütü önemli yani. Kaymağı zaten alışılagelmiş bir durum var kaymakta. Sütü kaynatır, dinlendiririz, üstünden kaymağı toplarız. Fakat bizim bu kaymaktaki bir avantajımız, bizim kendi ürettiğimiz bir durum bu. Kaymağı biz biraz daha farklı yapabiliyoruz. Yani geliştirdik diyelim, öyle diyelim. Bunun da birkaç tane tüyosu var, tüy noktası var, onu da vermeyelim. Hijyen kuralları zaten çok önemli gıdada, gıda sektöründe. Sütü elimizden geldiği kadar taze bir şekilde pişirip, bu şekilde dinlendirip, ondan sonra bir süreçten geçtikten sonra kaymağı kesip rulo haline getirip satışa sunuyoruz. Peki efendim, bu süreç ne kadar sürüyor? Üretimden satışa gelene kadar ne kadar sürede aslında kaymaklarımızı elde edebiliyoruz? Evet. Tabii ki süt sağladıktan yaklaşık zaten 1 saat, 1,5 saat içinde pişirilir. Pişirildikten sonra dinlendirmeye ayrılır. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 24 saati buluyor. Kaymağın tamamen kaymak haline gelmesi, evet, 24 saati buluyor yaklaşık. Peki efendim, kaymaklarımızı nasıl muhafaza etmeliyiz, nasıl korumalıyız? Tüketim tarihi ne kadar süredir? Evet, kaymakta diğer süt ürünlerinde olduğu gibi soğuk hava zincirini bozmayacağız. Sürekli soğuk havada kalması gerekiyor. Bu kış ayları itibariyle yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süreci var. Fakat yazın bu daha kısa oluyor. 3 veya 4 günü buluyor. Yani sürekli dolapta muhafaza edersek 3 veya 4 gün yazın bu kaymağı aynı tazelikte yiyebiliriz. Ama kışın tabii ki daha uzayabiliyor süreç. 10 güne kadar çıkabiliyor. 3 veya 4 gün içinde tüketmek aslında daha sağlıklı. O lezzetine o şekilde varabiliyoruz yani. Peki Erdal Bey, izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Neden gelip sizden kaymak alsınlar? Evet. Çünkü bizim kaymağımız az önce de söylediğim gibi özel. Özelliği de şuradan geliyor. Yaklaşık 50 yıla tekabül eden bir süreç var. Babadan oğula geçme. Bizim püf noktalarımız var. İşte onları söyleyemiyoruz. Kaymakçı Erdal'dan kaymak yemedikleri sürece kaymak yedik demesinler diyorum yani. Buraya da gönül rahatlığıyla gelip sizlerden kaymak ve diğer ürünlerinizi de tabii ki de hizmet alabilirler efendim. Peki bu bölgedeki hizmetlerinizin dışında hangi bölgelere hizmetlerinizi gönderebilme imkanınız bulunuyor? Şu anda kargoyla havanın hava şartlarından dolayı aslında kaymak yollayamıyoruz. Adana'nın dört bir yanına kaymağımızı gönderebiliyoruz, servis yapabiliyoruz, verebiliyoruz. Adana'nın dört bir yanından müşterilerimiz geliyor, bizim kaymağımızı tercih ediyorlar, alıp gidiyorlar. Evet. Fakat şu anda dediğim gibi kargoyla gönderilecek bir ürün değil.
çok kolay bozuluyor. Sıcağa hiç dayanamıyor. Yani bu şekilde şimdilik böyle idare ediyoruz. Daha sonra tabii ki nasıl olur bilmiyorum. Peki Erdal Bey, izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Evet, tüm sosyal medyadan ulaşabilirler. Instagram hesabımız var örneğin. Zaten Adana'nın da dört bir yanından buraya gelen oluyor. Bu şekilde bize ulaşabilirler diyorum. Kaymakçı Erdal olarak kaliteli çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürmeye devam edeceğiz diyorum. Gönül rahatlığıyla burayı izleyenlerimiz de gelip sizlerden hizmet alsınlar efendim. Bizlere vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Evet, mutlaka diyorum Adana'ya yolu düşen herkesi kaymakçı Erdal'a bekliyoruz. Bu kaymağı yemeden kaymak yedik demesinler diyorum.